Oy anasını satayım. Patronun bir ameliyatını daha bitirdiğimize göre artık gidip evimizde yatabiliriz. Yatabiliriz de nasıl yatacağız? O günkü gördüğüm kız Tuğçe, Allah'ım aklımdan çıkmıyor. Ben sana mesaj atarım dedi ama hala atmadı. Bunlar neyi bekliyor? Aa, silahçı dükkanı açılacakmış. Ve sanırım indirim falan gelecek değil mi? Guns for fun diyor. Yani silah alın eğlenin diyor. Bakella İngilizce çakır çakır. Öyle öyle. Nereye gidiyorsun ya? Rahatsız oldu galiba. İngilizce çakır çakır değil. Polat polat. Tamam kötü bir espri oldu. Hatta rezalet. Neyse. Daha fazla gülmeyelim gidelim. Mesaj geldi. Ne diyor? Selamlar Bora. Ben Tuğçe. Hatırlamışsındır beni. Okuldan çıkacağım. Beni almaya gelsene. Harika bir haberim var sana. Birlikte güzel bir yere gideceğiz. Öpücük öpücük. Öpücük öpücük. Vallahi mesaj attı. Sonunda attı. İyi de geleyim de nasıl geleyim? Altımda araba yok, bir şey yok ya. Uf, taksi falan da geçmez burada. Bu bana nereden tanıdık geliyor? Ne kadar da güzel bir motor. Ne ki bu? Honda galiba. Vay. Çok güzel. Etrafta kimse de yok. Tuğçe de beni çağırıyor. En iyisi alayım. Bunları çalıştırması kolay. Vallahi çalıştırdım. Gidelim de Tuğçe'yi bir alalım. Seninle harika bir yere gideceğiz diyor. Sanırım o da benden hoşlandı. Benimle vakit geçirmek istiyor. Bu vakit geçirmek Ne oluyor lan? Ne oluyor? Ben hiç iyi değilim. Görüntüler gidip geliyor. Neyse. Tuğçe'nin okuluna gitme vakti. Konum da atmış. Oraya doğru gidelim. Ne oluyor ya? Bugün çok kötü şeyler olacak gibi hissediyorum. Herkese merhaba arkadaşlar, ben Ahmet. Bugün sizlerle birlikte GTA 5'te Bora'nın hayatına devam ediyoruz. Lakin arkadaşlar maalesef artık Bora'nın hayatının final vakti geldi. Bora bugün yaşadığı bütün olayların, o geçirdiği vakitlerin, gördüğü rüyaların, kısacası her şeyin anlamını öğrenecek. Final bölümü biraz hüzünlü olacak. Zira Bora'nın gerçeklerini gördüğümüzde birazcık hüzünleneceğiz. Lakin bu hayat sonuçta her şey olabilir değil mi? Bakalım final nasıl olacak? Hadi başlayalım. Motorcu gibi de giyindim. Bence benden hoşlanır ha. Hoşlanır değil mi? Acayip karizmatik görünüyorum baksanıza. Bence benden acayip hoşlanır. Altımda sağlam da bir motor var. Derim senin motorla gitmeyelim nereye gideceksek. Bu benim derim. Nasıl olsa mafyayım canım. Motor çaldığımdan bir şey olmaz değil mi? Tabii canım. Hem yerine geri götürürüm. Tuğçe ile biraz vakit geçireyim. Ona hava atayım. Hatta satın alırım sahibinden. Evet. Artık para da kazanıyorum mafyadan. Değil mi? Alırım. Oğlum ne oluyor ya? Ne oluyor? Allah'ım. Bir şeyler oluyor ama anlayamıyorum. Neyse. Anlamayla vakit harcayamayacağım. Bugün benim mutlu günüm. Ne olursa olsun. Aklını bulandırma Bora. Gideceksin ve Tuğçe ile görüşeceksin. Hatta bugün ona açılacaksın. Onu sevdiğini söyleyeceksin. Onun gibi birini daha önce tanıdığını ya da tanıdığını hissettiğini. Ona evlenme teklif edeceksin. Bu fazla mı olur? Olmaz. Of, başım çok kötü. Başım ağrıyor. Neyse, geldik bakalım. Demek burada okuyor ha. Vay be. Kız burada okuyor oğlum. Burası var ya, ülkenin en iyi okulu. Demek ki zeki. Benim gibi değil. Bense bir mafyanın adamıyım. İnanamıyorum. Durumumuza bak. Acaba ikimizden olur mu? Neden olmasın ki? Yani sonuçta evlilikler iş üzerine yapılmaz değil mi? Şöyle park edelim. Şuraya çekelim. Mesaj atalım. Bakalım neredeymiş. Öğrenelim. Ne yapıyorsun motor kardeş? Final bölümünde yapılır mı bu? Evet hocam yapılmaz, haklısın, pardon. Motor konuştu. Sanırım bu bölüm gerçekten garip bir bölüm. Mesajımızı attık. Motorumuzu da düzelttik. Gelir artık herhalde. Geliyor galiba. Allah'ım.
Hazır ol Bora. Sakin ol. Sakin ol oğlum. O da senden hoşlanıyor. Ben bakışlarından anlarım. Hey yavrum hey. Şu güzelliğe bakın. Muazzam değil mi? Kalk oğlum kalk. Oturulur mu? Yani kız gelmiş sonuçta. Merhaba Tuğçe Hanım. Yani Tuğçe. Hoş geldin. Sen mesaj atar atmaz geldim. Bak görüyor musun? Bu da benim yeni motorum. Ay görüyorum Bora. Çok güzelmiş. Ay senin motoruna. Senin gibi tatlı ve yakışıklı. Ay çok güzel. Plakası falan da Bora. Ay çok tatlı. Bora sana bir şey diyeceğim. Okulda bugün var ya kar tatili ilan edildi. Artık tatile çıkıyoruz Bora. Ben de kendime ve sana güzel bir yer ayırttım aşkım. Beraber gideceğiz. Beraber tatil yapacağız. Beraber? Tatil? Aşkım? Motorun plakası Bora? Nasıl Bora? İyi de benim motorda plaka yoktu. Ne oluyor ya? Ne oluyor? Tuğçe, ben seni niye daha önceden tanıyormuşum gibi hissediyorum? Bilmem. Belki de tanıyorsundur Bora. Belki de uzun zamandır tanıyorsundur. Ya da tanımıyorsundur. Kim bilir? Her neyse Bora. Ben sana bir şey itiraf etmek istiyorum. Ben seni görür görmez aşık oldum. Ve senden etkilendim. Benden etkilendin mi? Görür görmez aşk mı? Ben de senden Tuğçe. Ay biliyordum. Bana karşı boş olmadığını biliyordum Bora. Seni çok seviyorum. Lütfen ayrılmayalım tamam mı? Beraber iyi geçinelim. Mutlu olalım. Tatilde bol bol vakit geçirelim. Hadi gidelim Bora. Gidelim. Gidelim Tuğçe. Gidelim. Oğlum acayip mutluyum lan. Hiçbir şey yapmadan kıza resmen kız bana açıldı. Allah'ım üstümden bir yük kalktı. Gidelim Tuğçe. Gidelim aşkım. Oğlum resmen kızı tavladım. İnanamıyorum. Ya şapşal. Sen beni değil, ben seni tavladım. Tamam mı? Şey, kaskın var mı? Var var. Olmaz olur mu? Al buyur. Giy aşkım. Oo, aşkım dedim. Allah'ım inanamıyorum. Utanıyorum lan resmen ergen kız gibi. Buyur Tuğçe. Buyur giy hayatım. Senin olsun. Ay aşkım teşekkürler de sen? Sen giymeyecek misin? Yok. Ben giymeyeceğim. Benim ihtiyacım yok hem. Senin giymen daha önemli. Ben profesyonelim ayrıca. Bir şey olmaz. Sen bana gideceğimiz yeri söyle. Ben de oraya seni hemen götüreyim. Ay hayatım GPS açıyorum. Bak buradan gideceksin. Telefondan göndereyim. Tamamdır Tuğçe. Açıldı hayatım. Allah'ım hayatım diyorum. Tuğçe bugün benim en mutlu günüm. Tuğçe biliyorum biraz ani olacak ama. Ben sanırım seninle evlenmeye niyetliyim. Ay bu bir evlilik teklifi mi? Sanırım. O zaman kabul. Kabul mü? Allah! Sen kabul mü dedin Tuğçe? Allah! Gidelim hadi. Ay yavaş Bora. Yavaş dikkat et Bora. Merak etme Tuğçe. Merak etme. Allah'ım hemen gideceğiz oraya. Tatil yapacağız Tuğçe. Tatil yapacağız. Allah'ım deli gibi gidiyorum. Deli gibi. Ay ay Bora. Bora dikkat et. Bora yavaşla. Bora hayır. Geldin çarptın işte. Yok. Ha? İnanamıyorum. Kaza yapmışlar. Senin yüzünden birisi daha kaza yaptı Yuvya. Gördün mü? Beyefendi. 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 Nabz atıyor Yuvya. Ambulans ara. Allah oğlum bunun üstü başı kan lan. Abi. Abi ölmüş mü? Arıyorum abi. 112. 112'nin numarası kaçtı. Arıyorum. Ne 112'si Yuvya? 911. Amerika'dayız. Beyefendi. Beyefendi. İyi. Bunun nabz atıyor. Hanımefendi. Hanımefendi. Bunun gözleri açık. Hanımefendi, duyuyor musunuz beni? Ay. Neredeyim ben ya? Ne oluyor? Hanımefendi, motor kazası geçirdiniz. Motor kazası. Kımıldamayın. Lütfen kımıldamayın. Eşinizin durumu iyi. Merak etmeyin. Eşim mi? Ay. Kaza mı? Ay. Ay Bora. Bora hayatım. Bora. Benim eşim değil. Sevgilimdi. Okula eklemişti. Kar tatili verdirtmişti. Beraber tatile gidiyorduk. Bora. Bora hayatım. Bora. Endişelenmeyin hanımefendi. Endişelenmeyin. Durumu iyi. Merak etmeyin. Oğlum neresi iyi lan? Ulan senin yüzünden. Hadi. Hadi gelmiyor ambulans. Nerede kaldı? Çabuk. Çabuk gelsin. Acil evet. Kaza yaptık.
Ya ben Tofaş'la vurdum da ben ölsünler diye değil, ne olur abla yardım edin gelin. Allah senin belanı versin, nereden çıktın buradan da bana vurdun? Senin yüzünden bu adam ölürse var ya, senin yüzünden ölürse bittin oğlum sen. Tuğçe. Efendim Bora. Efendim. Ay iyi galiba. Ya nerede kaldı ambulans? Efendim Bora. Buradayım. Buradayım Bora. Terk etme beni aşkım. Terk etme. Ya keşke okula ekletmeseydim. Tatile gidiyor olmazdık. Tatile gidiyor olmasaydık da bunlar başımıza gelmezdi. Tuğçe. Vreni. Vreni'yi öldüreceğim. Vreni. Bırak bizi. Bırak. Ay Granny mi? Granny kim hayatım? Granny kim? Bora. Benimle kal. Allah'ım ne oluyor? Sanırım şoka giriyor. Bora. Nerede kaldı bu ambulans? Ya bir getirttiremediniz. Allah kahretsin sizi. Çarptık sizin yüzünüzden. Bora. Bora hayatım. Ne olur. Ne olur sık dişini. Ölmeyeceksin Bora. Bak. Ambulansın sesi geliyor Bora. Ambulansın. Kaskı bana giydirdi. Kendisi giymedi. Bora. Kanamaların duruyor. Duruyor hayatım. Merak etme. İyileşeceksin. Allah'ım. Bu kanamanın durması iyi bir şey mi? Kötü bir şey mi bilmiyorum. Öldürdün. Oyunun azizliği. Ay, ay yardım edin. Yardım edin lütfen. Yardım edin. Motor kazası. Ne olur kurtarın onu. Siz kimsiniz? Ay ben Doktor Arzu. Merak etmeyin kurtaracağım sizi. Ambulansı sevk eden arkadaşlar acil doktor ihtiyacı dedi. Trafik kazası. Ben halledeceğim korkmayın. Ay kurtarın. Kurtarın sevgilimi. Bora. Bora buradayım hayatım. Ha? Ne diyorsun? Arzu. Arzu. Ben seni değil Tuğçe'yi seviyorum. Seni değil. Seni değil. Ay doktor hanım. Ne oluyor? Ne oluyor böyle? Neden böyle şeyler söylüyor? Anlamıyorum. Hasta şoka giriyor. O yüzden anılarını karıştırıyor. Hayalle anıyı karıştırmış durumda. Elektroşok tabancasını ver çabuk. Çabuk ver. Hasta ölüyor. Kalbi durmak üzere. Ay. Kalbimi. Bora. Bora beni terk etme. Hanımefendi. Hanımefendi lütfen. Siz şöyle açılın. Lütfen. Lütfen açılın. Lütfen. Bırakın doktor hanım işini yapsın. Sizin de durumunuz iyi değil. Yaralısınız siz de. Yardım edeyim. Durun kaskınızı çıkartayım. O kask hayatınızı kurtarmış. Şayet kaskınız olmasaydı siz de erkek arkadaşınızın yanında yatıyor olabilirdiniz. Durun çıkartayım. Benim hayatta olmamın tek sebebi Bora'nın kaskı bana giydirmiş olması mı? Kendisinin giymemiş olması mı? Öyle görünüyor. Ama merak etmeyin. Sevgiliniz ölmedi. Kurtaracağız onu. Öyle değil mi doktor hanım? Ay elimden geleni yapıyorum. Lakin olmuyor. Kalbi cevap vermiyor masaja. Mecburen elektroşok kullanacağız. Hadi aslanım. Ölemezsin. Hadi, hadi, hadi cevap ver. Hadi, hadi ölemezsin. Hayır. Hadi cevap ver. Hadi. Ne olur. Nabzın atıyor mu ha? Nabzın atıyor mu? Ay. Öldü. Maalesef. Başımız sağ olsun. Hastayı kaybettik. Metanetinizi koruyun. Ay. Ney? Bora. Bora. Bora öldü mü? Hayır Bora. Hayır. Seninle daha yeni tanışmıştık. Yeni tanışmıştık Bora. Daha yeni sevgili olmuştuk. Bora. Bora beni terk edemezsin. Bora lütfen. Bora lütfen gözlerini aç. Yapabileceğimiz bir şey yok maalesef. Sizlerin durumu iyi değil mi? Hanımefendi. Bizimle gelmeniz lazım. Siz de yaralısınız. Ben hiçbir yere gelmiyorum. Öldürün. Beni de öldürün. Benim yüzümden öldü. Kaskını ben giydim. Benim ölmem gerekiyordu. Beni öldürün. O yaşasın. Hanımefendi. Hanımefendi kendinize gelin. Şoktasınız hanımefendi. Hanımefendi. Kendinize gelin. Lütfen. Sevgiliniz öldü. Yapabileceğiniz bir şey yok. Anlayın artık. Kalbi durmuş. Yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Bora. Bora aşkım. Bora. Kaskı benim yerime o giyseydi. Ölmeyecekti. Ay Bora. Annem ve baban gibi sen de mi motor kazasında ölecektin? Bora. Daha yaşayacağımız güzel günler vardı. Daha gençti. Gençti doktor hanım. Anlıyorum sizi. Anlıyorum. Ağlayın. Ağlayın lütfen. İçinizde Bora. Kalmasın. Başınız sağ olsun. Arkadaşınız maalesef ki Bora. Bu hayata gözlerini yumdu. Yapabileceğimiz bir şey yok. Kendisini kaybettik. Metanetinizi koruyun. Sanırım polisler geliyor. Birazdan burayı çevirecekler. Hadi gelin. Benimle beraber gelin. Olmaz. Hayır. Bora'yı bırakmayacağım. Bora. Bora'nın yanında kalmak istiyorum. Hayır. Hayatım. Olamaz. Böyle mi son bulacaktı hikayemiz Bora? Böyle mi son bulacaktı? Hani bana söz vermiştin? Hani beni seviyordun? Bora lütfen konuş.
Bora! Evet arkadaşlar, bir videonun sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Gördüğünüz gibi bugün maalesef ki Bora'nın gerçek ve acı finalini öğrendik. Gördüğünüz gibi Bora uzun zamandan beridir aslında kendi kafasında kurduğu hayalleri yaşıyormuş. Yani bu zamana kadar gördüğümüz birçok bölüm aslında Bora'nın kaza esnasında kendi kendine uydurduğu hayalleriymiş. Maalesef ki gördüğünüz gibi kendisi bir trafik kazasında vefat etti. Ve maalesef ki Tuğçe yalnız kaldı. Şu an polisle de ifade veriyor. Gördüğünüz gibi Bora'nın hikayesi acı sonlandı. Bu zamana kadar benimle beraber birlikteydiniz. Seriyi başından sonuna takip eden eminim vardır. Umarım seri boyunca keyif almışsınızdır. Kimi zaman güldük, kimi zaman ağladık. Gayet güzel ve keyifli bir seriydi. Artık bitirmenin vakti gelmişti. Umarım final sizi tatmin etmiştir. Daha fazla video için videoyu beğenmeyi ve hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Daha fazla bir azizlik yaşamadan bölümü bitirelim. Umarım keyif almışsınızdır dediğim gibi. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakal. Benim öyle bir babam yok. Ben sevmiyorum onu. Babamızı sevmiyor musun? Sen ne kadar zalim bir kardeşsin. Ne kadar zalim bir evlatsın. Oysa babamız hepimizi seviyordur, biliyor musun? Annem bence bize yalan söylüyor. Babamız öyle şeyleri yapmaz. Bizi terk etmez. Bence annem kovdu, tamam mı? Kandırıyor hepimizi. Biliyorum. Bir gün babam geri... Gelecek. Babam. Size demiştim. Ne oldu? Bak. Babam geldi. Babacığım. Olamaz. Bu gerçekten de babamız mı? Bilmem abi. Annemin tarif ettiğine benziyor. Baksana. Tıpkı senin gibi süt beyaz. Bu bizim babamız olabilir mi? Sen bizim babamız mısın? Vay be. Ne uzun zaman oldu ben buraya gelmeyeli. Vay. Gözümde tutuyor buralar. Yoksa siz... Bir dakika. Siz... Herhangi bir ihtimalle... Bir Husky'nin oğlu olabilir misiniz? Evet. Yoksa siz... Benim... Çocuklarım mısınız? Evet. Babacığım.